Arkadaşlar merhaba. Uncharted serimize Korsan şehrini bulmuştuk. Onun keşfiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kocaman bir şehir. Keşke Devam almasaydın. ediyoruz. Bakalım. Tadını çıkarmamıza izin vermeyeceksin değil mi? Tadını çıkartıyorum. Ama bir hedefimiz var, hatırladın mı? Güven bana. Hedefimizi biliyorum. Ben lafımı söyledim. Pekala. Güzel yakaladık. Sen baksana. Demirci fırını. Burada kılıç yapılıyormuş. Koru kendini seni adi köpek. Güzel. Ben sadece... Evet biliyorum. Şey yapıyorum ha. Ne? Hey, burada patikaya benzer bir şey var galiba. Geç o zaman. Geçmedi ya. Ha bunu da açamadın arkadaş. Almıyor da hiçbir şey ya. Gördüğümüz patikadan uzaklaşıyoruz ya. Buradan da çıkış yok. Lan bunlar yepyeni lan. Korsan İtopyası'na bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. Sence korsanlar kimi hapse atmış olabilir? Bu iki yüzlülük değil mi? Korsanların bir kodesinin olması. Sanırım her grupta bir takım şerefsizler çıkıyor. Ha bunu mu aldın o kadar şey varken ya? Şurada bir pencere gördüm. Bu taraftan beni izle.
Sam, buraya gel. Bundan bir şey çıkabilir. Bir çeşit gizlenme yerine benziyor. Evet ama acaba kimden saklanıyorlar? Kendilerinden mi? Işık gördük. Işığı temelli gösterdiler. Evet, tamam. Gidiyoruz. Aşağıda bir ışık görüyorum. Çatışsam mı? Ne yapsam bilemedim ki. Gel bir daha bak. Gel gel, burası çok güzel. Tamam. Bu nerede? Bebesinin nikahına gitmiş. Gel gel. Burası da yüksek değilmiş ki. Gel lan buraya. Ya işte çatış git ya, hani ne uğraşıyorsun iki tane adamı gizli alacağız diye. Heh. Heh. Ah. Arkadaş, senin yardımına sokacağım ya. Dibimde biri var da. Thank you.
Mermi yok ya. Bu ne lan? Tamam mı bekle? Lan zıplasana karşıya. Hadi Sam. O şey sabit mi? Etraftakiler ne kadar söyle işte. Tamam o zaman olmaz. Tamam tamam geliyorum. Pardon. Birazdan salsaydı iyiydi ya. Tamam beyler dikkat edin. Patron gelene kadar ortalığı temizleyin.
Haydi bakalım. Oğlum. Tamam, ben böyle bir şey yap demedim ki ya. Çok dar alanda kaldık ya. Duruyoruz ya. Ya böyle uçarak kaçarak kapışmak istiyorum ama kötü oldu. Lan. Oy. Uğraştım deyip döner ya.
Hadi be sen. 2 saat seni bekliyorum. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Pekala. Kahretsin. İlk adıma dikkat et. Harikayım. Evet. O kadar güvensiz ki yapılar. Tak diye çökebilir yani. Taraftan gitsek yani yıkılmış resmen ya bunlar. Arkadaşlar nasıl? Burada manzara dehşet. Evet, karşıya geçmemiz lazım. Tamam. Şunun dışına atlasam. Güzel. Sam çıkmış bile. Oha, yüksekten dalışa uygun mu? Bayağı fena. Asya. Ya bu da anca saçma sapan heykelcikler topluyor ya. Evet, bu taraftan gideceğiz. Aha. Güzel. Saray gibi bir yere geldik. Avery'nin mekanı burası. Kesinlikle zengin bölgesi gibi. Ama konaklama yeri değil. Ne diyorsun? Sence bir idari dairesi falan? Muhtemelen. Libertalia'nın imar komitesi olabilir. Kim bilir? Burada hiçbir şey yok. Vardır var. Bir yoldur.
nereden geldik? Şuradan kaydık. O zaman buradan gideceğiz. Hocam. Burada bir savaş dönmüş ya. Hayır, olamaz. Savaşmışlar. E tabi korsanlar elbet anlaşamayacaklar. Güçlendirilmiş barikatlar. Burada ne olmuş böyle? Sanki savaş yaşanmış gibi. Cevabı belli bir soru. Asıl soru kimin kimle savaştı? Ve neden? Ya de onu mu inceleyeceğiz ya? O zaman köylü halkı ve askerler çalışmış. Hazine binasıysa görünüşe göre birileri paralarını geri almaya çalışmış. Umarım başarısız olmuşlar. Evet. Kılıçlara basıp duruyoruz. Evet. Bakalım. Çok etkileyici. Altın mı lan bunlar? Hazine böyle açıkta olmaz ki ya. Tamam. Nasıl duracak yani açıkta? Libertalia'nın hırsızları. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz korsanların toplantı salonu gibi bir şey, hep üstüne hırsız yazmışlar korsanların. Şurada bir kadın korsan var, şunun kafasını kırmışlar, Avery'nin. Evet. Tepede köyün haritası var, Saint Mary demişler adına. Nasıl yapmışlar lan bunları? Şu zincirle bir şey yapabilir miyiz ki? Burada da hırsız yazıyor hepsinde. Aha. Kaptan Avery. Kelleyi bulduk. Eminim daha güzel günlerin olmuştur. Ha, elbise şıkmış. Avery'nin askeri bu. Burada muhafızdı değil mi? Evet. Ne olmuş lan böyle? Peki ya, hiç hazine kalmadıysa parayı mermer zemine harcamışlar. Kolonide yaşayanlar da parayı bulamayınca sinirlenmişlerdi. Evet, belki de. Evet arkadaşlar, burada kanıt bulacağız hep.
yarım saatte olmak üzere. Köşe bucak dolanacağız buraları. Pardon. Kanıt arayacağız. Niye çıkmıyor lan şu kadarcık yere? Allah Allah. Bakalım dolabın burasında. Bu da ne? Eski bir belge. Son bakmasıydı. Oo, 10.000 gümüş. Daha bir. 9.000 mızrak, demir, top mermisi. Vallahi burası bence hazineleri not aldıkları yer gibi gözüküyor. Evet, hazine. Evet. Şurada da bir kanıt bulduk. Olmuyor. Bir şey yok. Evet, genelde böyle. 3-5 tane şeye bakıyorsunuz, sonra size bu tarafa falan diye yön gösteriyor. Merhaba. Buna da bakalım, bu neymiş? Raflarda bu mu varmış? Evet, raflarda hazinenin listesi varmış. Ne buldun? Libertalia parası. Para mı basmış lan? Evirdim ucular. Altın üretip sonra da kendi parasını basmış olmalı. Yani buna ve raflardaki belgelere bakılırsa... Hazine buradaymış. Bu da şu soruyu doğuruyor. Şu an nerede? Peki, adam bütün korsanlardan toplamış altını, gümüşü. Kendine yani para basmış onlara. Hayır. Kendilerinin olanı geri almaya çalışıyorlardı. Bak. İşte evri. Tiyo. Libertalia'nın kurucuları. İkisine de hırsız yazılmış. Ne katil ne de zorba. Hırsız. Yani koloniciler buraya daldığından hazine çoktan gitmişti. Evet, çünkü bu adamlar onu çoktan kendilerine almışlardı. Vay korsan kor. Hep korsandır. Evet, korsan hep korsandır. Ulan bütün herkesi soymuş korsanlar. Her biri tek tek. Sonra korsanlar birliği kurmuşlar. Baş korsanlar tüm korsanlar soymuş. Taşıdıkları yeri biliyorum. Ne? Nereye? Biz onu da fark etmiştik ya. Bir harita. Evet, tam burası. Hazine binamız. Bu bir Libertalia haritası. Öyle. Adanın diğer tarafına doğru takip et ve bak şurası. Dur. Avery İngiltere Devon'dan. Kesinlikle. Yeni Devon diye şehir kurmuş kendine. Gerçekten büyük konaklar. Ve baksana hepsinin de kendi mührü. Çünkü orada yaşıyorlardı. Burası ticaret yeriymiş. Şu gözü kulesine çıkalım mı? Günümüzü buluruz. Medyabın, biz geliyoruz. Evet. Kuleye çıkacağız. Da nereden? Acaba bu sefer çıkacak mı? Şurada da bir demir var. Evet. Bu sefer deminki demire gidecek galiba. Tamam. Tamam, hazır. Aha. Zinciri. İltifat etmiştim. Teşekkür ederim. Pekala. Şimdi şık görünüyor. Hadi oraya çıkalım.
buradaki zincir atlayacağız. Bir dakika. Şöyle ucuna doğru gelelim. Yalnız atlayamayacağız gibi ya. En iyisi şu karşıda bir çıkıntı var, oraya atlayalım. Pardon, kandın. Ne? Baldekin üstüne bastın. Ha. Aynen. Pekala. Tırmanıyoruz. Şuraya kancanı atsana. Hadi gel de çık şu tepeye. Hadi, hazır mısın? Hazırım. Tamam. Pekala. Eşiği buldum. Hey, geri çekil. Tamam. Kafamı aç bana. Ya sandığı açsak ya. Zine vardır belki. Bir de altın gibi parlıyor sandıklar ya. Tam karga yuvası ha. İşte bak. Ya helikopterle adamlar bulur bence Raif. Gibi. Çok güzel sahne. Lan. Sen iyi misin? Evet. Hadi. Pencerelerde. Dikkat et. Yürü. Aha işte. Sinir patlatmayı çok seviyorlar, değil mi? Geliyorum. Lan geliyoruz da. Neredesin? Aşağıdayım, hadi. Nathan. Lan öldük hemen ya. Neredesin? Aşağıdayım, hadi. Oha. İçinden bir ses bizden bıktıklarını söylüyor. Cidden mi? O fikre nereden kapıldın? Aşağı, çabuk. Durma, yürü hadi. Nathan. Kalkmadı, gitmeliyiz. Gitmeliyiz. Sakin sakin oynuyorduk bunu güzel ya. Ya devrilir demiştim işte ya. Ay ben sizin lan şu hale bak ya. Heh. Sakın durma,
Bam. Oha! Koş. Delilik bu. Koş. Lan bir de bomba mı ya? Lan çık. Hayır ben senin. Camdan çıkacağız ya. Lan Nadine geldi ya. Tamam dur dur. Selam Nadine. Seni tekrar görmek güzel. Tamam Mango Mango. Ne saçmalıyorsun sen? Bu benim parolam. Hep böyle. Yani arada bir. Evet. Sen ve kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Bekleyin. Hala vakit var. Size güvenmek mi? Bir daha aynı hataya düşme. Hey, bu bir konuşalım. Abol. Aha. Pekala bu biraz. Gerçi bu karı bizi dövüyor ya. Gideyim artık. Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin veririm mi sanıyorsun? Yapma Nedin, cidden mi? Tamam anladık, belalı bir tipsin ama biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Kahretsin. Oha. Ya bu karı çok fena ya. Bu adada bıktım. Körpüşünden bıktım. Ve senden de bıktım. Hayır, hayır. Sen karışma. Allah'ım yarabbim. Ne yapıyorsun la? Gelmeden önce buradan. Siktir. Hey. Herkes bir sakinleşsin, tamam? İşte bu çok ilginç. Nate? Samuel? Atın silahları. Hepiniz. Olmaz. Rafe, adam çok dengesiz. Kaygılanma Nadine. Bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları değil. Canı üzerine bahse girer misin? Devam et. Vur onu. Sam. Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani böyle mi? Sam silahını indir. Bak Nadine'den de kurtulmak istiyor beyim. Çam şerefsiz. Durun hayır ateş etmeyin durun. Yere koy. Bitti. Tamam. Bitti.
Kaygılanma Nadine. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. Samuel, iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey! Hadi ama. Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak sen bir iş adamısın. Hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma. Olur tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. Hadi sen devam et. Dinliyorum. Ne mi istiyorsun? Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar, tamam mı? Özgürlüğü mü? Nathan. Evet. Hapiste yattı. Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar ona çok borcu var. Dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık 6 ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Aha. Vay canına. Sana ne dedi bu? Sam, nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alcazar mı? Gerçekten mi? Yalan ha? Kardeşine yalan mı söyledin? Boşa vakit harcıyorum. Bir saniye dur. İş şu ki Nate, Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. Ya sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake namlı yer evladımız canlı ve de iyi durumdaymış. Yani firar filan yoktu. Gardiyana rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son iki yılını ikinci Aziz Disma saçını arayarak geçirdi. Ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır, bu saçmalık. Sen? Nate. Sen. Adamın evliliği bitti la. Dinle. Evrenin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraktım. Hey dinle, dinle. Nate teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen, bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızlık. Yasaklı yerleri kazıyorum. Reif. Ne? Artık bitir şunu, yoksa ben yaparım. Bayanı duydunuz? Hey, bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendine söylemiştin. İtiraf et işte Reif. Bize ihtiyacın var. Evet, haklısın. Yara haklısın. Tek gereken sen. Bekle, bir hata ediyorsun. Yapma, sen dinle, dinle. Aha. Vallahi fena bölümdü. Evet arkadaşlar, bu bölüm biraz uzadı, farkındayım. Ama konu gereği kesemedim. Vay, karısı mı geldi? Ve hala kesemiyorum şu an bölümü. Peki, işte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Çocukluğuna döndü. Yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. Evet. İşte içerideyiz. Vay be. Evet arkadaşlar, şimdi Sam ihanet etti. O yüzden son anda da kardeşini kurtarmak için bir kurşun yedi aslında. Şimdi Nathan aşağı düştü suya ve karaya vurduğunda bayılmıştı. Geçmişe döndü. Şu an rüya görüyor.
O yüzden bölümü bayağıca kesemedim. Kusura bakmayın. Konu bölünmesin diye. Burada bitiriyorum bölümü. Aynı yerden bu rüya kısmından devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.